Gülümseten marifetlerden herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Örgü ve videolarımı kanalıma abone olarak her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda benekli iki şişle örülen iki renkten oluşan kolay bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim böyle iki adet bebe yünü kullandım. 3 milimetre şişlerim var. Bu şekilde haroşa üzerine modelimizi başlayacağım ben lastik örgü üzerine de modelinizi başlayabilirsiniz 1 2 3 diş haroşa sırası ördüm tek ilmekler üzerine modelimizi kuruyoruz tek ilmekler yani ikiye bölünemeyen 31 41 51 61 71 47 99 101 103 gibi öreceğiniz örgü modeli boyunca ilmeklerinizi atıp ayarlama yapabilirsiniz Evet 3 diş haroşa sırası ördükten sonra örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Arka yüzü çevirdiğimde diğer rengimi alıyorum ve burada renk geçişi yapıyorum. Açık pembe rengimi bu şekilde bağladıktan sonra örgümün arka yüzünden devam ediyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Renk geçişlerinde de ilk ilmeği örüyorum. İlmekleri ters olarak örüyorum. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor bu şekilde. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde Ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. Evet sırayı tamamladım. Bu arada ben 27 adet ilmek üzerine örgümü başladım. Bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Ben her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ve kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Örgümün arka yüzündeyim ve ilmekleri ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi tekrardan örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle görüntüsü bu şekilde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet örgünün ön yüzünden iki defa Ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüze geçtiğimde diğer rengime geçiş yapıyorum. Ilmeklerimi koparmadan ilerliyorum. Yani iplerimi koparmadan ilerliyorum. Şöyle ilk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. İlk ilmeği ördüm. Diğerini örmeden aldım. Bir sonrakini ördüm ters olarak. Bir diğerini örmeden aldım örgümün arka yüzündeyim bir ters örüyorum bir örmeden bu şişime geçiriyorum bir ters olarak örüyorum bir ilmeği örmeden bu şişime alıyorum bir ilmeği ters olarak örüyorum bir ilmeği örmeden bu şişime alıyorum böyle devam edelim bakın bir örüyorum bir örmeden alıyorum sıra sonuna kadar gidelim son ilmeğime geldim bu ilmeğimi örmeden aldım son ilmeğimi de düz olarak örmüş oldum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerde de dahil hepsini ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, sıra sonuna kadar gittim. Bakın bu şekilde benekli bir model ortaya çıkmış oldu. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum ve açık pembe rengimi alıyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Sırayı böyle tamamlayalım örgümün ön yüzüne geldim. Örgümün ön yüzünden şurada yaptığım gibi artık modelimizi tekrar etmeye başladık. Örgünün ön yüzünden iki defa düz olarak öreceğiz. İlmeklerimizi arka yüzde ters olarak öreceğiz. Şu şekilde düz olarak örmeye başladım ilmeklerimi. Burada örgünün ön yüzünde düz olarak öreceğiz. Arka yüzde ters olarak öreceğiz. Tekrar örgünün ön yüzüne gelip ilmekleri düz olarak ördükten sonra pembe rengimizi yine birlikte geçelim. Evet bakın bu şekilde düz örgü kısmını tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde koyu renkli pembe rengimi alıyorum. Yine burada modelimizi yapıyoruz. Oldukça kolay bir model. İlk ilmeği bu şekilde ördüm. İkinciyi örmeden aldım. Bir sonrakini örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ters olarak örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir örüyorum. Bir örmeden şişimi alıyorum. Böyle devam edelim. Sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzde de ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Bütün ilmekleri Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Görüntüsü bakın bu şekilde çok basit ve kolay bir örgü modeli. Bebek örgülerine çok yakışır. Böyle bere, atkı da örebilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Böyle iki renkten gayet güzel görünüyor ve çok pratik bir örgü modeli. Çok da çabuk ilerliyor. Arka tarafı bakın bu şekilde battaniyelerine de çok yakışır bu örnek. Şöyle daha büyük bir parçada örmüştüm. Farklı renklerde. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Umarım sizler için faydalı olur. İnşallah sizler de benimle birlikte Örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.